İyi akşamlar Tuğba Kitap Kulübü'nün sevgili üyeleri. Tuğba Edebiyat Dergisi geleneksel 4. Edebiyat ve Öykü Yarışması'nın sonuçlarını görüşmek üzere bir araya toplandık. Aslında dün yayınlayacak bu kaydı ancak elim bir hadise meydana geldi. Her biriniz biliyorsunuz. Kıymetli jüriyemiz Ayfer Güney'in eşi Ekrem Güney Beyefendi'yi kaybettik. Uzun zamandır tedavi görmek olduğu hastanede. Kendisine merhuma Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyoruz Ayfer'e, evlatlarına. Sabırlar diliyoruz, metanet diliyoruz. Çok zor bir kayıp olacak bizim için. Gerçekten her birimiz bu hadise nedeniyle üzgünüz. Fakat görevimiz gereği bekleyen tüm katılımcılara verdiğimiz söz gereği bunu yapmak zorundaydık. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Haftalar evvel belli olan bir takvimimiz vardı. Dolayısıyla şimdi bir aradayken bu işi sonuçlandırma üzerine bir araya geldik. Evet, Tuğba Edebiyat Dergisi'nin geleneksel öykü yarışmasının 4. sonuçlandı. Katılan 49 öykü arasından 16 finalisti belirlemiştik. Oylar ve hem grup oyları hem jüri oyları hesap edilerek 16 tane finalist belirlemiş ve sizinle bunları paylaşmıştık. Finale kalan öyküler tekrar titizlikle değerlendirildi. Bütün jüri üyesindeki arkadaşlarımız tarafından. Ve sonuçları açıklamadan evvel alfabetik bir sıralamaya göre de öykülerimizi değerlendirme neticelerini paylaşmak üzere şu anda toplanmış bulunuyoruz. Ben şimdi sözü Sami Bey'e bırakıyorum. Sami Bey, buyurun sizin de söyleyeceklerinizi alalım. Evet arkadaşlar, biz öncüsünü düzenlediğimiz öykü yarışmasına çok heyecanlı arkadaşlar. Çok heyecanlı, biraz uzun da bu süreçte 60 küsur geldi. Jüri ön elemesi neticesinde 49 öykü biz sizlerin oyuna bu süreç ne kadar uzun sürse de çok keyifli bir şekilde devam ediyordu ancak ne zamanki sonuçlara yaklaştık jüri üyemiz Ayfer Güney hanımefendi işi COVID dolayısıyla hastanede yapıyor. Aşağı yukarı bir geç yaşandı hastane süreci. Uzun fuarın mutluluğunda maalesef deprem oldu. Çıktı, sonra tekrar deprem oldu. Çeşitli ihaleler yapıldı da biz öykü yarışması sonuçlarını açıklayacağım bugün. Daha doğrusu jüri olarak toplanıp Ayfer Hanım dahil neticeyi belirledikten sonra bir görüşme yapacak. Fakat bu görüşme bittiğinde hemen yanılmıyorsam sonra pazartesi günü değil mi? Pazartesi günü görüşmesini yapmıştık. Pazartesi evet. Bizden 20 saat sonra hastaneden arayıp haberleri almış Ayfer Hanım. O saatten sonra bizim de istifadımız oldu. Tahmin edersiniz kolay değil. Zor bir süreçti. Ben de Ekrem Bey'in sürekli telefonla görüşüyorum. Çok çok güzel bir insan. Beyefendi bir insandı. Bir seferde ofise yanıma gelmişti. Müsaade edin. Kendisi yok. İşte jüri görüşmesinden yarım saat sonra vefat haberi aldık. Biz 3 kişiyiz jüri bulunsun. Şu an 3 kişi bulunsunuz. Muhammed Erdemir hocamız da var. Erdemir hocamız Muhammed Erdemir. Muhammed Erdemir hocamız da var. Muhammed Erdemir hocamız yazılı olarak bize sıralamasını yapıp fikirlerini bildirmişti. Biz ertelemeyi düşündük açıklamayı fakat dün Ayfer Hanım gece geç saatlerde bana yazdı. Ulan
acından dolayı da kimseyi bekletmeyelim, gönlüm razı değil. Ben yayın ederim. Ancak ben size de yazılı olarak öyküler üzerine düşünceleri göndereyim. Siz ne olur bir yayınınızı yapın. Dinleyicileri de bekletmeyelim insanları. Kardeşlerimizi bekletmeyelim, paylaşalım. Yani şu anda uyumsuzlanma kaç saat var? Daha önce de kendisi ve yazıştı. Ben söyleyeceğim bir şey yok. Ben hayat devam ediyor. Biz de bir yarışma yaptık. Neticede yarışmamızın sonucunu bu akşam sizlerle paylaşacağız. Aydar Hanım'a, çocuklarına başsağlığı, Ekrem Bey'e de Ani ve Nur Abi. Başka da hani muhabbet başka yapacak şu anda bir şey mi? Diyeceklerim bunlar. Demetciğim senin de düşüncelerini alalım. Ondan sonra geçelim. Gerek hemen şeyi sizler söylediniz, açıkladınız zaten. Yani benim söyleyebileceğim tek şey Ayfer'e, evlatlarına Allah'tan sabır diliyorum. Metanet diliyorum. Ekrem Bey'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içerisinde, nur içinde yatsın inşallah. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok. Evet. Bu halde gerçekten hepimiz için zor olan bu süreci olması gerektiği şekilde sonlandıralım arkadaşlar. 16 tane finalist öykümüz vardı. Dilerseniz sonuçları en sona bırakalım, açıklamayı. Ve alfabetik bir şekilde öyküleri değerlendirmeye, finale kalan öyküler hakkında yapmış olduğumuz değerlendirmeleri öykü sahiplerine iletmeye ve paylaşmaya başlayalım. Alfabetik sırada, birinci sırada 24 numaralı Ada Kızı isimli öykü var. Bu öyküyle ilgili görüşlerini sevgilimiz Ayfer Hanım iletecekti. Zannediyorum Sami Bey onun yerine sizden alacağız onun değerlendirmesini. Buyurun. Önce kendisi dediğim gibi yazdı bana ne olur öykü yarışması sonuçlarını şey yapmayı bekletmeyin. Beni çok bekledik. Benim bugün yansımasın. Neticeleri buyurun diye. Sabah öğle saatleri bana çok kısa kısa öykülerle yani kendisini değerlendirme yapacağı öykülerle ilgili notlarını gönderdi. Ben şimdi Ayfer Hanım'ın benim değil bu özellikle ben yapıyorum. 24 numaralı öykü. Öyküsün ismi neydi? Ada Kızı. Ada Kızı. Ada Kızı'yla ilgili Ayfer Hanım'ın öyküsü şu şekilde. Öykü emek verilmiş. Lakin geçişler istenilen akıcılıkla değil. Biz 2000 kelime sınırı getirmiştik. Bu öykü ise bu sınırı epey aşmış. Klasik üslupla yazılmış. Serin, düğüm ve gündüm. Konu uzadıkça anlam kayıpları meydana gelerek sadece mesaj odaklı olmuş. Bu da öyküde istenen iç ve dış bütünlemelerden eksik kalmış. Arkadaşımızın gayreti güzel, daha çok öykü okumasını tavsiye ederim. Dil güzel, dilinden kullanmış, imlaya dikkat edilmiş. Bunun için de aileden teşekkür ederim. Durmak yok demiş, sonra da yazmaya devam etmiş. 24 numaralı öykümüz için. Evet. Ayfer'den aldık 24 numaralı öykümüz için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bunun için? Yoksa eğer alfabetik sıralamaya göre ikinci isme göre gidiyoruz. Aşikar Giz isimli öykü finalist. 39 numaralı öykü. Bunu da Demet Hanım sizden rica ediyorum. Onunla ilgili değerlendirmeyi de sizden alalım lütfen. Tabii ki Aşikar Giz 39 numaralı öykü. Bir polisiye öykü. Konusu işte karısı kayıp olan bir Berat karakterinin öyküsü anlatılıyor. Anlatımı güzel.
vurgusu sürükleyici. Ancak tabii yine bizim o iki şey sınırını, 2000 kelimelik sınırımızı aşan öykülerden bir tanesi. Hatta öykü kriterleri açısından değerlendirildiğinde öyküden ziyade biraz da roman tarzında yazılmış bir öykü burada. Ancak şöyle bir şey var, hani polisiye hikayelerde hikayenin nasıl söyleyeyim, yani düğümü atıp çözümü vermek, hani serim düğüm çözüm başlıklar altında incelersek, düğümü atıp çözümü vermek birazcık zaman aldığından, ben sadece bu öykü özelinde söylüyorum, bu uzunluk kısmını anlayabiliyorum, biraz uzun olmasını anlayabiliyorum. Konu itibariyle gayet özgün ve sürükleyici bir konu seçilmiş ki baktığınızda özgün konu ve sürükleyicilik polisiye bir öykü için son derece önemli faktörler. Bu anlamda bu iki faktör anlamında benden gayet iyi puan almasına rağmen çok önemli bir başka kriter, mantık. Yani polisiye bir hikayede mantığın tam oturması gerekir. Ancak bariz şekilde mantık hataları var öyküde. Basit mantık hatalarını bir tarafa bırakıyorum ama en büyük sorun, yani öyküyü okuyup bitiren her okuyucunun muhtemelen aklında beliren bir soru. Kadın, yani cinayete kurban giden kadın diyelim, gerçi ölmüyor sonunda ama öldürülmek istenen kadın diyelim, bir heykelin içerisine hapsediliyordu. Tamamen yüzü, gözü, burnu, ağzı, her şeyi kille kaplanarak bir heykelin içerisine hapsedilen bu kadın, günler geçmesine rağmen heykelin içerisinde canlı bir şekilde kurtarılıyor. Dolayısıyla da okuyucu hemen soruyor, nasıl hayatta kalabildi? Yani veya hadi hayattaysaydı neden bu kadın hiç ses çıkarmadı, ağzında şey tıkırıymış. Ama insan dinler, yani okuyucunun aklına bir sürü soru gelir. Yazarın bütün bu sorulara cevap vermesi gerekirdi. Çok basit örnek olarak söylüyorum. Felç edici bir madde enjekte ettiğini söyleseydi kurtarırdı. Ya da atıyorum katil kadını öldürmek istemeyip de aslında heykelin içerisinde canlı bir şekilde yaşatmak istiyor iseydi, belki yazarımız bir aparat uydurabilirdi. Kadının ağzına kumaş tıkkın demezdi de işte bir hortum koyup ucunu dışarı bıraktı. O yüzden bu kadın canlı kaldı. Bir mantıksal açıklamalar getirmesi gerekirdi bize. Yine tesadüfe bağlanan başka bir nokta, dedektifin heykele baktığı zaman bunun canlı olduğunu anlaması. Dedektif heykele bakıyor ve diyor ki, aa bu canlı, nasıl oluyor? Tesadüfler hiçbir öyküde sevilmez de, yani polisiyede de böyle bazı şeylerin tesadüflere ya da işte ne bileyim mistisizme, gayipten seslere falan bağlanması okuyucuyu birazcık iter açıkçası. Burada da yine uygun bir şeyler bulunabilirdi. Akıyorum işte bir gözyaşıdır, orada bir ıslaklıktır, bir şeydi ya, bir şey bulup vermek gerekirdi. Böyle tesadüfi şeyleri bırakmamak gerekirdi. Bu anlamlarda sıkıntı var. Yani mantıksal kurguda sıkıntı var öyküde. Ancak şunu söyleyeyim. Neden peki? Çünkü 3-4 tane yanılmıyorsam polisiye öykü vardı. Ama bu öyküler içerisinde neden bu öykü finale kadar gelebildi? Çünkü diğerlerinde de mantıksal hatalar vardı ama gerçekten özgün ve yaratıcı bir konusu var bu öykünün. Yazım anlatım dili de güzel, sürükleyici de yerinde. Bu sebeple finale girmeyi hak etmiş bir öyküydü. Biraz uzun oldu galiba. Olsun, gayet açıklayıcı bir değerlendirme. Şimdi 26 numaralı Balkona Tünemiş Şeytan Ruhu isimli öykümüzle ilgili jüriyemiz Muhammed Hoca'nın değerlendirmesini müsaade ederseniz ben okuyacağım. İyi bir durum öyküsü, yaşamın içinden canlı bir kesit sunuyor bize, demiş Muhammed Bey. Okuduğum diğer öykülere nazaran en büyük artısı yazarın abartıdan kaçmış olması. Son derece doğal, hepimizin penceresinden görülebilecek bir sahneyi sunuyor bize. Aynı
Ayrıca ufak tefek kusurlarına rağmen bir öyküde olması gereken her şeye sahip. Okuru içine, o sahneye, anlattığı kesitin bütünlüğüne çekiyor. Yazarın gözlem gücü oldukça gelişmiş. Gözlemlerini sözcüklere dökme konusunda makul bir yol izliyor. Bu sayede öykünün anlatıcısı, izleyici pozisyonunda olduğu gelişmeleri oldukça detaylı ve sürükleyici bir şekilde okura aktarıyor. Bireye yönelmiş olmasına rağmen toplumsalını da kaçırmıyor, bu yönünü önemsedim demiş. Bunların yanı sıra iki düzlemli öykü evrenini kurma konusunda da güçlü bulmuş. Öykünün konusu izlenen komşu evinde olanları anlatırken, anlatıcı kendi evinde olanları da alt metin olarak başarıyla aktarmaya devam ediyor. Dengeyi bozmamış, atmosfer baştan sona aynı ritmi besliyor demiş. Balkona tünemiş şeytan ruhu ile ilgili Muhammed Erdemir'in değerlendirmesi bu şekilde. Alfabetik sıraya doğru gidiyoruz. Fakat yaptığımız sıralı değerlendirmeler sonucunda artı artıya bana gelen değerlendirmelerden bir 42 numaralı Ben Neredeyim öyküsü. O da bana düşmüştü. Ben bu öyküde biri çok iyi buldum. İç ve dış betimlemenin mükemmel olduğunu düşünüyorum. Birinci teki şahıs anlatıcı ile kelime ve cümle israf yapmadan duyguyu tam da olması gerektiği haliyle ifade eden özel mi seçilmiş cümleler okudum bu öyküde ki ben değerlendirirken arkadaşlar en çok buna dikkat ediyorum. Yani kelime ve cümle israfının olmamasına, özlülüğe. Tasvir ile başlıyor, tespit ile ilerliyor ve bir olay ile taçlanıyor. Çok sevdim. İmla konusunda özellikle ki eklerinde yaptığı ısrarlı hata okumayı aksatıyor maalesef. Bir de lüzum olmayan bir süsleme gayretiyle başvurulan söz öbekleri var. Mesela sessizliğin şarkısı gibi, çaresizliğin tebessümü gibi. Bence bu öykünün bunlara, bu süslemelere hiç ihtiyacı yok. Yani hiç gerek yok buna. İlk onda olmalı demişim ve bu yüzden finale kalmaya uygun görmüşüm. Bir diğeri yine alfabetik sıraya göre 31 numaralı öykü Bu Telefon Neden Çalmıyor? Bunu kişisel yorumumu okuyorum şimdi size. Demişim ki işte yalnızlık, işte beklemek, işte pencere önünde bir telefona bakarak geçen zaman. İşte bu. Leitmotiv. Tekrarlandıkça ana mesajın etkisini arttıran soru. Bu telefon neden çalmıyor? Hafızaya nakş olmuş anıların arasında hiç dinmeyen o özlem, o bekleyiş, birbirinden alakasız ayrıntıları, işte pencereden görünen kedilerin savaşı, bir sehpanın üretim hikayesi. Bir sehpanın üretim hikayesi aracılığıyla öğreniyoruz. O anda orada olmayan kişim hakkında neredeyse her şey, ne kadar çok şey öğreniyoruz. Sadece üzerinde telefon olan bir sehpanın izlenirken hatırlattığı şeyler sayesinde. 512 kelime. Bakın bizim sınırımız 2000'di. 512 kelimelik bir metin bu. Öykü mü? Öykü. Söz israfı var mı? Yok. Etkili mi? Hem de nasıl? İnandırıcı mı? Sonuna kadar. Bütünlüğü bozan yanlışları var. Özgün metne bakınca hoş görüyorum. Tebrik ediyorum. Demiş. 31 numaralı öykü için. Sırada alfabetik gidiyoruz. Cüzdan isimli öykü var ve bunu Ayfer Hanım'ın açıklamasını öngörmüş. Buyurun Sami Bey.
Başlamadan önce Aydar Hanım'ın bir notu vardı. Ben onu bir unuttum. Dalgınlığıma geldi. Öyle gülmeden. Önce unutayım ben. Ondan sonra devam edeyim. Diyor ki, Aydar Hanım diyor, bütün üyelere sevgi ve selamlar. Öykü yarışmasının sonuçlarının benim durumum nedeniyle ertelenmesine gönlüm razı olmadı. Geçici ses kısıklığı ve de kederim nedeniyle video çekimine katılamadığım için yarışmacı arkadaşlarımdan özür dilerim. Her şeyden önce 49 kademi yarışmamıza katıldıkları için teşekkür ederiz. Hepsi emek verilmiş güzel öykülerdi. Birinci seçerken defalarca okudum ve karar verdim. Lakin bizim yarışmamız sloganı neydi? Bu yarışmanın kazananı çok, kaybedeni yok. Bu açıklamasıyla. Sekiz numaralı cüzdan isimli öykü Alper Hanım'ın yorumunu evet. İstiyoruz. Alper Hanım'ın yorumu şu şekilde 8 numaralı cüzdan öyküsü için. Bu öykü klasik üslupla yazılmış. Okuduğum zaman Çehov tadı aldı. Konu güzel seçilmiş. Dinamik, sirli ve etkili. Dil ve anlatım sade ve anlaşılır. İmlaya dikkat edilmiş. Selim, büyüm ve çözüm şeklinde vurgulanmış. Bu öyküde de bazı gereksiz ayrıntılar konunun uzamasına sebep vermiş, sebep olmuş. Sonuç başarılı bir öykü. Arkadaşımızı kutluyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben de katılıyorum. Ben de bununla ilgili işte bazı mantık hatalarının dikkat çektiğini ifade etmiştim. Mesela hemşirenin organ donörüne ait tüm bilgilere sahip olması gibi. Adamın büyük bir operasyondan, yani akciğer nakli gibi büyük bir operasyondan sonra hastaneden çıkar çıkmaz karakola şikayet edilmesi. Fakat karakter çizimini çok beğendim ve başarılı bulmuştum. O yüzden finalde olması gerektiğini düşünmüştüm. Evet. 21 numaralı olarak da çok akılda kalıcı bir konusu vardı. Yani o aksiyon betimlemesi de çok güzeldi. Yani olayların birbiri arkasına atması ve sahnelemesi gerçekten okurun gözünde bütün mekanı, ortamı ve ruh hallerini canlandırmakta başarılıydı gerçekten. Var mı onunla ilgili başka söyleyeceğin demek yoksa? Yok, hiç sadece onunla. Evet. 21 numara mekatronik sevgi. Bunu da ben yapacakmışım. Demişim ki ilahi bakış açısıyla yazılmış, öykü formatına uygun betimlemeler içeren, abartıdan uzak, fantastik olmasına rağmen samimi ve yalın anlatımıyla beni çeken bir öykü oldu demişim. Çocukları tarafından ihmal edilen ve yalnız kalmaması için bir robota yükledikleri sorumluluklarıyla vicdanlarını rahatlatan çocukları yine de onlara özleriyle hayata veda eden Ellie'yi görüyoruz burada. Fakat bir cümle var. Öykünün etkisini vaktinden önce bitirmiş. Yani burada yapılan en büyük hata buydu bence. Şarjının bittiğini düşündü cümlesi burada. Yine böyle diyor robot olan karakter. Bence bunu hiç söylememeliydi. Ya da biz bunu en son oğluyla konuşurken yazılan diyalogda öğrenmeliydik. Bu erken anlatı öykünün bitiriş etkisini, bitirişteki o güçlü olacak etkiyi erkenden bitirmiş. Dolayısıyla ondan sonra yazılanları okuma gereği duymuyoruz. Çünkü robotun onun şarjının bittiğini düşünmesi yeterince ironik ve bu şarj kelimesinden sonra annesinin öldüğünü düşünmeyen oğlunun da işte oralara bakıver demesi şarj aletini nerelerde olduğunu sorduğunu zannetmişsin. Getirince trajikomik bir son olacaktı. 34 numaralı öykü Neva var sırada. Bu da bana düşmüş. Bununla ilgili notlarımı müsaade ederseniz söyleyeyim. Neva'da
ona yakışır ve sahneleme güzel, ajitasyona fazla yer verilmemiş olması da. Yani aslında çok acı bir hikaye. Tamamen şiddet ve istismar görüyoruz. Fakat ajitasyona çok fazla kaçmamış cümleler. Yani uzun uzun ayrıntılı bir şekilde detaylandırarak verilen bir betimleme söz konusu değil ki bu. Rahatsız ediciliği dozunda bırakıyor. Arzu ettiğimiz gibi. Dil kullanımını özenli buldum Neva'nın. Sırası gelmişken burada arkadaşlarımıza bir uyarı hatırlatmak istiyorum. Bunu daha evvel de söylemiştik ama sık sık görüyoruz. Metinde betimleme yaparken ses kelimesini kullanmıyoruz arkadaşlar. Yani motor sesi, kahkaha sesi, gülüşme sesi, horlama sesi, nefes sesi. Bunun yerine direkt sesi yazın. Yani onların gülüşmelerini duydu. Onların gülüşmelerini duydu. Homurtusunu duydu. Ya da gıcırtısını duydu. Gibi. Bu öyküde de bitiş cümlesini maalesef beğenmedim. Çok daha etkili bir şekilde bitirebilirdi ama muhakkak sıralamada yeri var demişim. Deva için. İlk 10 demişim. Evet. Finale bu yüzden kalmış değerlendirmede. 39 numaralı Osman Zengin isimli sıradaki numaralı Osman Zengin isimli öykümüzü de Ayfer Hanım yorumlayacaktı. Sen Beyler dinleyin. Osman Zengin bilmiyorum. Ayfer Hanım 39 numara diye yazmış ama öykü ya, Osman evet. Zengin yazmış. Öykü 29. Öykü numarası. Osman Zengin doğru mu? Doğru. Aylar Güney Hanım'ın Osman Zengin isimli öyküyle ilgili düşünceleri şu şekilde. Bu öykü klasik üslup kullanılmış. Bu öyküde klasik üslup kullanılmış. Bunu anlatımıyla dikkat çekiyor. Konusu farklı ve özellikle dış betimlemeleriyle serüvende akıcılık sağlamış. Kurgusu anlatımından başarılı. Lakin kırılmalar sayesinde dağılmalara ve kopmalara neden olmuş. Bu öyküde Ömer Seyfettin tadında klasik ve mesajıyla Türk toplumunun özellikle fakirlik sıkıntılarını dile getirmiş. Sosyal içerikli mesajla sona ermiş. Arkadaşımızı tebrik edelim, yolu açık olsun diye de bunu bitirmiş. Bir sonraki öykümüz Sarı Sıcak. Burada da yine Ayfer Hanım okuyacaktı. Muhammed Hoca'nın yorumunu. Muhammed Bey'in yorumunu. Bu öyküye Muhammed Hoca'nın yorumu yeterli demiş Ayfer Hanım bana. Tamam. Muhammed Hoca'nın yorumunu okuyalım. Okuyalım. Ondan sonra da ilavesi yapalım. Bunu bekliyorum. Ben okuyayım o zaman Muhammed Bey. Sen oku. Tamam. Demet Hanım'dan alalım onu. Tamam. 47 numaralı Sarı Sıcak isimli öyküyle ilgili Muhammed Bey'in yorumu şöyle. Tarlada çalışan anne ve tarlaya yanında götürmek zorunda olduğu küçük bebeği arasındaki ilişkiye değinen hilik bir öykü demiş. Öykünün anlatımı iyi ama çok tahmin edilebilir şeyler söylüyor. Anne bebek ilişkisi aşağı yukarı böyle olur. Bu dil ve anlatım becerisiyle biraz daha derinleştirse, farklı ve beklenmedik şeyler aktarabilseydi bu öykü birinci bile olabilirdi demiş Muhammed Bey. Öykünün sonu başına göre beklenmedik. Ancak yangın çıkması, çocuğun alevler içerisinde mahsur kalması gibi konular Türk filmlerinden fırlamış gibi demiş. Doğrusal bir olay akışı yerine geriye dönüşlerle iki düzlemli bir öykü kurulsa çok daha iyi olurdu gibi bir öneride bulunuyor. Fakat dediğim gibi dil ve anlatımı başarılı buldum.
bol bol okuyup yazdıkça eksiklerini düzelterek hızla ilerleyebilecek bir yazarla karşı karşıyayız demiş Muhammed Bey yazarımızla ilgili olarak da. Sarı sıcak kayıtlı Muhammed Hoca ileriden sadece bir cümle gönderdi Aydar Hanım. Bunu da aynen okuyorum. Muhammed Erdemir hocamız bu ülke hakkında değerli yorumlar yapmış. Tek ekleyeceği sonu bağlama daha dikkat çekici olmalıydı. Arkadaşımı tebrik ederim. Unutum. Aydar Bey'in. Teşekkür ederiz. Sıradaki öykü değerlendirmemiz 7 numaralı Sen Kimsin isimli finalist öykünüz. Bunu da Demet Hanım'dan rica ediyoruz. Evet, 7 numara Sen Kimsin. Çeol tarzı dediğimiz bir kesit öyküsü, bir durum öyküsü anlatılıyor burada. Yanlış ve eksik noktalama işaretleri birazcık hani okumayı sekteye uğratsa da konu olarak bir yaz tarım sokaklara düşmüş, artık sokaklarda yaşayan bir evsiz haline gelmiş bir yazarın ayrılık acısı, yalnızlık, yoksulluk konularındaki iç hesaplaşmalarını konu edinen bir öyküydü. Tamamen içe dönük bir anlatım tarzıyla yazılmış. Ben anlatım dilini ve edebi dil kullanımını ölçü olarak beğendim bu öyküde. Konu çok sade bir konu, çok küçücük bir konu aslında ama anlatım o kadar ilki zevkle okutuyor okuyan kişiye. Bazı şeyler, özellikle dikkatimi çeken ve öyküye tat kattığını düşündüğüm şeyler vardı. Mesela yazar kendisi ayrılığı yaşadıktan sonra kitaptaki kahramanlarına canlı muamelesi yaparak onlarla dertleşiyor ve hatta onlardan kahramanlarını ayırdığı için özür diliyor. Bu şekilde bazı küçük tatlı dokunuşları vardı. Yine burada da doğrusal bir zaman kurgusu yerine flashback dediğimiz böyle geriye dönüşlü bir anlatım tercih edilmiş. Bu öyküyü bence daha da güzel bir yere taşıdı. Ancak olumsuz gördüğüm şu noktayı söylemem gerekecek. En sonunda sokak köpekleri tarafından parçalandığını söylüyor yazar. Etkili olabilecek bir bitiş havada kalmış. Yani sonra o güzel anlatımdan gelen hani bize alıp getiren bir yerde orada sonda son şeyi vurup güzel etkiyi, güzel bir tat bırakamamış şeyde davamızda, öyle diyeceğim. Yani sonunda bağlantıyı üst taraflarla iyi kuramadığı için havada kalan bir bitiriş görüyoruz maalesef. Olumsuz nokta olarak söyleyebileceğim bu. Ama anlatım değil, ben çok beğendiğim bir öyküydü. Teşekkür ediyoruz değerlendirmek için. Sıradaki öykümüz 5 numaralı öykü Şeytan Diyor Ki. Bunu da benim değerlendirme sıramına almışım. Bu öykü beğeni oylarıyla en yüksek puan alan öykü biliyorsunuz. İlerki anlatıcıyla düzgün ve yerinde cümlelerle kurgulanıp aktarılmış. Aşırıya kaçmadan yapılan dış betimlemeler ile paralel iki zaman anlatılmış. Atmosferi sağlamlaştıran ve yoksulluğun göstergesi nesnine güzel verilmiş. Atan sporda, karanlıkta kalma, bulusu, süte katılan su, işte rüzgarda sallanan canlar vesaire. Fakat kurguda akış bozan birkaç hata var. Örneğin Şüreyya ve patronun teklif yapılan karşılaşması iki defa yazılmış ve farklı şekilde. Yani bence ilkine gerek yoktu burada çünkü birden fazla yaşandığı izlenimi veriyor. Bir de közlerle çok uğraşılmış. En büyük köz, en küçük köz. Şimdi bazen sahneden sahneye geçiş aracısı olarak bu tip betimlemelere başvuruyoruz. Fakat o
kadar çok tekrarlanmış ki bu büyük ve küçük göz meselesi, kasıtlı olarak bunca uğraşmak ister istemez insan başka bir mana arıyor burada, fakat bulamıyor. Sonuçta genel itibarıyla öykü, beğendiğim bir öykü benim. Konusu itibarıyla tabii ki de bizim için klişe kabul ettiğimiz kadına yapılan şiddet veya istismar veya taciz ve hor görülen kadın figürü. Bu yarışmaya katılan ülkelerin çoğunda aynı numarayı gördük. Burada eklemek istedim. Evet. 30 numaralı Tik Tak isimli övgümüzü de Demet Hanım yorumlayacak, değerlendirecek. Buyurun. Evet. Tik Tak anlatım olarak, dil kullanımı olarak beğendiğim öykülerden bir tanesi. Konu olarak 72 yaşındaki Fehime karakteri üzerinden zamanın akışını bir tiyatro oyununa benzeterek ve saat metaforu üzerinden doğumdan çocukluğa, işte sevgililik, evlenme ve yaşlanıp hayat sahnesinden çekilmeye kadar geçen süreci anlatan güzel, hoş bir hikaye. Yani baktığınızda çok özgür bir konu olmayabilir bu. Ama güzel bir kurguyla, güzel bir anlatım diliyle anlattığı için benim çok hoşuma gitti. Ayrıca çok hoş da benzetmeler var gibi. İki tane örnek vermek isterim. Mesela işte Akrep ve Yelkovan'ı kasıtla yapılan bir muhafız benzetmesi vardı. Yine sadece var olmanın suçluluğunu vurgulayan bir varlık suçlusu benzetmesi vardı. Bunlar benim çok hoşuma giden nokta. Özellikle bu kelime gruplarını almışım notuma. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Biraz fazla mesaj var bir öykü için. Hani hep diyoruz ya, ana temadan, ana konudan kopmadan belli bir hani mesaj çevresinde olmak, oraya bağlı kalmak gerekiyor. Çünkü çok fazla mesaj verilme kaygısına düşüldüğü zaman okuyucunun konsantrasyonunu kopartabilir bu. Onları da şöyle sıralamışım. Bak, mesela bir öykünün ne kadar çok şey anlatılmış. Şehit annesi olmak, bir bir kayıp giden, kaybedilen dostlar, sevdiği adamın ölümü, ölürken bir insanın sadece bir numaraya dönüşmesi, yani değersizleşmesi yaşlılıktan. Bütün bunların hepsini vermeye çalışmış yazarımız. Belki daha doğru, daha seçtiği belli bir mesaj üzerinde yoğunlaşsaydı daha etkili, daha vurucu olabilirdi. Onun dışında anlam tekrarı olan, geliştirildi şu, anlam tekrarı olan kelimeler, şeyler vardı. Çok tekrarlar vardı. Mesela işte kendini figüran, kendini figüran, başrol sanıp figüran olmak. Ya da işte oyundan çıkmak, hayattan çekilmek, işte başrolden düşmek. Sırf bu kelime gruplarıyla aynı anlam tekrar 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 verilmiş ve gereksiz uzatıldığını düşünüyorum öykünün. Evet. Yani hayat sahnesi ve oyuncular metaforu üzerine kurulduğu için. Metaforu üzerine kuruldu, aynen öyle. Bunun anlamıymış. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Tikrak ile ilgili yorum da aldık ve 10 numaralı Tutsak isimli öykümüz için Muhammed Erdemir hocamızın yorumu var bende. Onu okuyacağım. Hocamızın değerlendirmesi şöyle. Tutsak, kadın erkek ilişkilerinde de çarpıklığa değinmiş bir öykü. İlk iki paragraf çok klişe benzetmeler içeriyor. Kompozisyon yazdığımız dönemlerden kalma bir alışkanlık bu. Yazdığımız metinlerde betimleme yaparken süslü cümleler kullanmaya çalışıyoruz. Oysa öykü de, roman da bunu istemez. Basitliği, doğallığı, yaşama tutulmayı ister. Anlatımda derinleşmek başka bir şeydir. Bu
sıralar olmadan direkt 3. paragraftan başlayabilirdi bu. Böyle olsa daha iyi olur. 3. paragraftan itibaren bir öykünde olması gereken özellikleri yansıtıyor. Kadın ve erkek arasındaki şiddete dayanan gerilimi hissettiriyor burada. Dil, anlatım, seçilen sözcükler öykünün atmosferini besliyor. Her iki bireyin de yaşadığı duygusal travmayı anlatması başarılı. Ancak bireylerin iç dünyasına eğilmekte zorlanıyor. Anlatıcı, iç dünyaya, o karmaşaya yeterince eğilmemiş. Eksiklerine rağmen üst sıralarda olmayı hak eden bir öykü demiş Muhammed Hoca. 13 numaralı öyküde sıra yeniden doğuş. Bununla ilgili yine Demet Hanım'dayız. Yeniden doğuş. Evet. ağaçların gözünden orman yangınlarını anlatan bir öykü. Ama tabii biz bunu öyküyü okudukça artık sonlarına doğru anlıyoruz. Yani ilk başlardan çok farklı konular anlıyor okuyucu. Daha sonra netliğe kavuşuyor konunun ne olduğu. Neşe Ana ismini verilen diyelim bir muhtemelen meşe ağacı ağzından anlatılmış hikaye. Dil anlatımı güzel, konu bakıldığı zaman kendi içerisinde özgün bir konu. Hafif böyle fabulumsu, hafif distopik öğeler barındırıyor. Lakin tam olarak oturmamış durumlar var. Şöyle ki, şimdi mesela şöyle ağ benzetmesi yapılmış. Mesela ağaçlar, ağaçların kökleri, birbirleriyle olan ağaçların iletişimlerini tarif etmek için bir iletişim ağ benzetmesi çok güzel bir benzetme. Orada eyvallah. Ama kabine, bilim, sinyal, mavi ekran, karalanmış mesaj, bakın karalama elle yapılan bir işlemdir. Dolayısıyla bunu bir ağaçlara yönelik bir benzetme olarak kullanmamak gerekir. Yani kurulan hikaye, metaforik, ağaçlarla olan bir şeyse onunla ilgili tutarlı benzetmeler yapmamız gerekecek. Nasıl ki iletişim ağı tutarlı bir benzetme, ağaçların kökleriyle kurulur çünkü ağaçlar kökleriyle birbiriyle iletişimlik ağını kurar, eyvallah. Ama açıkta kalan, öyküye uymayan, bunu tamamlamayan maalesef çok fazla oturmamış kavram vardı öykümüzde. Bir de bu öykünün sonuyla ilgili, şimdi şöyle bir sıkıntı oluyor bu sonlarla ilgili, genel olarak da şunu söylemek isterim. Daha fazla yazayım, daha fazla açıklayayım derdine düşüyor bazen yazarlarımız. Ve esas öykünün bitmesi gereken vurucu yeri kaçırıyorlar. Biraz önce sen mekatronik sevgide sanırım ona benzer bir şey söylemiştin. Bir öykü gelir gelir aslında sonunu sana belli eder zaten. O öykü orada bitmelidir. Burada da vurur çünkü okuyucu. Dönüp tekrar açıklama yapayım, anlatayım derken o etkiyi, o güzelliği kendi elimizle göretebiliyoruz. O yüzden şöyle bir not düşmüşüm. Bence bu öykü Neşe Ana'nın gövdesinden çıkan meşe ile bitirilmeliydi diye bir not düşmüşüm. Bunu da söyleyeyim. Bununla ilgili böyle. %100 katılıyorum sana. Ben de bir saptama yapayım. Bu tutarlılık konusunda söylediğin her şeye katılıyorum. Genelde öyküyü yazmayı deneyen arkadaşlarımız başta anlatmaya başladıkları öyküyü bile en sonda bir ters köşe yapma güzelliğini yaşatmak istiyorlar okura ki bu çok özlenen, çok istenen ve hoşlanılan bir şeydir. Evet, arzu edilen bir şeydir. Evet, fakat şunu unutuyoruz arkadaşlar. Mesela ilk başlarda bunun metaforik bir öykü olduğunu anlamıyoruz. Ama biz bunu sonda o Neşe Ana'nın aslında bir meşe ağacı olduğunu anlayacağız. Dolayısıyla onun ağabeyinin bir hekime gittiğini ve ağabeyinin bir işte kanser hastası olduğunu hatırlarız biz bunu. Dolayısıyla
Eğer bunu insana benzetme gayretiyle en sonundaki gerçeklik arasında bir tutarsızlık olursa okur bunu hatırlar. Çünkü bu bir öykü. Yani kendi içinde de bu benzetmelerin tutarlı olması gerekiyor. Bu konuda Demet arkadaşımın saptamasına bir örnek vermek istedim. Yani ağacın, bir ağaçtan bahsediyoruz fakat işte ağabeyim de işte hekimlere götürdüler fakat kanser oldu denmesi bir ağacın hekime götürülemeyeceğini düşünülebilir. Okra en sonundaki saptamayı gördükten sonra. Evet. Şimdi evet, bir sonraki öykü de yine sende Demet. 46 numara. Yine sesimiz duyulmalı. Sesimiz son finalistimiz. Onu da senden dinleyelim zahmet. Evet, yine bir kadın öyküsü daha 46'da. Şimdi ben genel olarak önce bir şey söyleyeyim. Bak, şöyle düşünüyorum. Bazen hayattaki güncel olaylar pek çoğumuzu belli bir konuyu yazmaya yönlendirebilir. Dolayısıyla bu konu gittikçe kulaklarda klişeleşmeye başlar. Ha bu demek değildir ki bu konuda yazılamaz. Yazabilirsiniz, herkes yazabilir. Ancak o zaman şunu göz önüne almak gerekir. Bu yarışmaya bu konuda benim yazdığım gibi çok insan da gönderecektir. Dolayısıyla bunlar okunduğu zaman birbiri içerisinde bir şey olacaktır. Yani aynı konuyu işleyen öyküler arasında illaki bir, o zaman kim daha iyi anlattı ya da kim, çünkü şöyle de bir şey vardır. Bir şeyi nasıl anlattığınız önemlidir. Ama bir de niye anlattığınız da önemlidir. Yani özgün konular bulunmasını, yaratıcı konular bulunmasını her zaman ön planda tutmakta fayda var. Hani biraz kendinizi zorlayarak daha özgün, daha yaratıcı konular bulmakta her zaman fayda var. Ha, bu tarz konularda yazamaz mıyız? Yazarız. Ama o zaman o klişeyi kırabilmek için yazım dili patlayacak ya da o konuya hiç kimsenin düşünemediği bambaşka bir yerden yaklaşmayı becerebileceksiniz. Örneğe çıkasınız. Bunu antiparantez, genel bir bilgi gibi söyleyeyim. Daha sonra da 46'nın yorumuna geçeyim ben o zaman. Yalın ve tez bir anlatımı var. Ben anlatım dilini beğendim. Yani yazım olarak, kalem olarak beğendim ben 46'nın yazan arkadaşımızı, yazarımızı. Güzel bir anlatım demişim. Etkili kelimeler demişim. Bazı hatalı cümle kalıpları olsa da konu olarak genç bir kızın ağzından ilk önce ben diliyle işte anne babasının boşanma süreci, daha sonra annesinin hayata tutunmadaki gücünü aktarmış konu olarak bize. Ancak daha sonra ana karakter olan anlatıcı ölüyor öyküne. Öldüğü için de doğal olarak öykü dili o diline geçiyor, annesinin ağzından anlatılmaya başlıyor. Şimdi yine burada tartışmamız gereken şöyle bir nokta ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir şeyi bir öyküde yani farklı bir şey denemek istemiş olabilir yazar. Ancak şimdi bir öykü içerisinde yaptığınız zaman siz bunu öykü kriterleri açısından bir risk ortaya çıkıyor. Çünkü şu sorakla geliyor. Ya öyküyü yazıp kahramanın öldüğü yerde bu öykü bitmeliydi. Çünkü ondan sonra başka bir dile geçip başka birinin ağzından anlatıldığında sanki sonunu bağlayamadım da sonunu bağlamaya çalışıyorum gibi bir şey veriyor. Yani ya ben dile yazıp orada bitirilmeliydi bu öykü ya da en başında üçüncü bir gözle anlatılmalı. Ya da Şule'nin kullandığı bir terim var onun için. Ne ilahi bakış açısı mı? Ya da ilahi bakış açısı, üçüncü göz gibi bir anlatımla anlatılıp o zaman işte karakter ölse de siz sonunu getirebilirdiniz istediğiniz gibi anlatarak. Yani kullanacağımız yazım dilini baştan ya doğru seçeceğiz ya da bu tarz riskler sıkıntı yaratabiliyor öykü içerisinde. Bunu da söylemekte fayda var. Ama genel olarak ben anlatımını çok beğendiğim öykülerden biriydi. Konuya yaklaşma bakımından. Evet, yaklaşım. Evet.
yaklaşık. Şimdi 16 ölümümüzün 16'sını da sırayla değerlendirmiş olduk. Katılan hem bu 16 öykünün yazarına hem de yarışmamıza katılan 49 öykünün yazarlarına da ayrı ayrı hem emekleri için hem de yazma cesaretleri için kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Şimdi sonuçlar. Evet. Efendim biz... Bir şeyler söylemek istiyorum. Sonuçlar buyurun. Müsaade edersiniz. Tabii buyurun. Dediğim gibi yarışmamıza katılan öykü 49 öykü değil. Biliyorsunuz bunu söylemiştim. Söylemeye de katılanlar var. Doğru. Katılan sayını hatırlamıyorum da benim üzerinde 60'ın yakında yer alıyorsam şu önerilmesinden sonra yarışmaya değer gördüğümüz 49 öykü. Şimdi arkadaşlar 49 öykü bizim için birinci. Yani bunu söyleyeyim. Hem mesela dönüyorum. Kurma kitap kulübü, Facebook kurma kitap kulübüne dönüyorum. Şimdi burada yarışma oldu. Güzel sözler söylendi. Öykülerle ilgili güzel şeyler yazıldı. Doğal olarak her bir öykü yazarı öyküsünü beğenir. Öyküsünü kazansın ister. Bizim için kazanmak demek yazar kazanmak. Kalem kazanmak. Yoksa birinci olmuş, ikinci olmuş. 26. olmuş, hiç girememiş. Biz bunlara bakıyoruz. Biz neye bakıyoruz? Grupta neyi yapmaya çalışıyoruz? Her dediğinde. Kimsenin maddi kazancı yok burada arkadaşlar. Biz burada emek veriyoruz. Bir ekip olarak emek veriyoruz. Bir mücadele veriyoruz. Ne için? Ya neler yapabiliriz? Hem böyle bir taraftan eğlenirken grupta, bir taraftan da kime ne artımız olur, ne faydamız olur veya başkasının bize nasıl bir artımız olur. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Ama bu yarışmasında şöyle bir sıkıntımız oldu. Benim oldu daha doğrusu. Ben sıkıntımı derken kendimi kastediyorum. Bazı arkadaşlarımız kazanmış gibi farklı yorumlar yapmaya başladılar. Öykü ismi tabii bilmiyorlar. Şu anda bizim hangi gönüllü, kim ait olduğunu jüri bilmiyor. Jüriyi de dediğim gibi 3 kişi görmeyin. Ayten Hanım'ın durumu belli. Eşini de farkından yok. Muhammed Erdemir Hoca da yazılı bildiler bize. Onları da kendisi gönderdiği şey yok. Biz 5 kişiyiz. Biz 5 kişinin jüri olarak bu öyküleri değerlendirirken şuna bakın arkadaşlar. Öykünün kriterleri var. Sen çok güzel yazabilirsin. Kalemin çok güzel olabilir. İleride çok iyi bir yazar bulabilirsin. Ama burada biz dediğim gibi ya 16. olmuş sürecek bir şey yok. 1. olmuş ise tabii sevinecek. 1. olan neticede kazandım diye sevinecektir ama sevinecek bir şey yok. Aykar Hanım'ın burada dediği gibi yapsın kaybederimiz yok. Biz ya herkes kazan. He, 16 içine giremeyen arkadaşlarımız. Bizim grubumuzda çok aktif, etkin arkadaşlarımız bunlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sizin kazanacak, bir öykü kazanmayacak diye bir kural yok arkadaşlar. Kriterler neyse. Biz, Şule Hanım, Demet Hanım, Aykar Hanım, Muhammed Hoca, ben kendimi ayı görüyorum, ben yayıncı gözlerim. Ne dersiniz? Ben sağlamışlık olarak bunlara da katılıyorum. Ben sağlamışlık olarak yarışmaya katılacak, demiyoruz ona. Yarışmaya katılacak, elenecek öykülerde müdahil olmuyorum. Çünkü isimleri bilmiyorum. Ben jüriye şunu söyledim. 4 kişi neticede uygun bu siz yapın ki ya ben isimlerden etkilenmek istemiyorum. Hoş bir şey değil. Dolayısıyla demek istediğim şey şu. Burada ben 16. oldum, ben 15. oldum diye bir arkadaşımız. Bakın, yorum yaparken, değerlendirme yaparken veyahut da nasıl söyleyeyim, bir arkadaşıyla konuşurken lütfen sözlerine, yorumlarına, diyeceği laflara dikkat etsin, kırmayalım birbirimizi. Burada bakın bir daha söylüyorum, şu jüri, jüri emekli. O grupta yerine göre ben 24 saatin neredeyse ayırdım. Bir mücadele veriyoruz. Yani burada kimsenin ardını düşürmeyin. Kimsenin moralini bozmayın. Burada kimsenin bir kazancı yok. Emek verenler olarak söylüyorum. Grup olarak da orada bir aktivite yapmak istiyoruz. Bir heyecan yakalamak istiyoruz. Ama bizim heyecanımızı kırmayın. Bizim heyecanımız kırılırsa arkadaşlar böyle bir ortam çok rahat.
olmaz. Çünkü farklı illerden, farklı, hatta farklı ülkelerden değil mi? Yurt dışından da bizim şeylerimiz var, ürlerimiz var. Bu kadar diye de kullanılmaz. Biz böyle bir ortam yakalamışız. Biz birilerine emek vermişiz. Birilerine bir şeyler kazandırmaya çalışmışız. Ama sonra biz adaletsizlik tutamışız. Ve bana bir pay göndererek gruptan ayrılmış. Ben kimle zerre gram hakkım geçtiyse anasının alt sütüyle helal ediyorum. Ama ben bunu hak ettim. Sağım için olarak. Benim adalet anlayışım kimseyi kayırmak değildir. Benim adalet anlayışım kimseye ayrıcalık tanımak değil. Benim adalet anlayışım nedir? Kimseyi ezdirmemek istedir. Gruplar buna cevap vermeden, yorum yapmadan, grubuz herkese arkadaşlarımıza hakkımız helal ediyoruz. Bütün ilişkilerde kesin. Özeti şu, grupta bu şekilde nasıl sonuçları açıklandıktan sonra dediğim gibi en ufak bir yarışmacı yani bu pistler içindeki arkadaşları kastediyor. En ufak bir kırıcı, rejdedici veya jüriye iyimalı da olsa en ufak bir şey söylenen arkadaşlar çok açıkça söylüyor. Zamçılık olarak grupta kalabilir. Buradan hiçbir hukuk olmaz. Çünkü el birliğiyle bir şeyler yapmıyoruz. Biz bizim desteklenmemizi bekleriz. Eleştirilmemizi veyahut da arkamızdan veyahut da jüri yüzünden veya diğer partilerin yorumları yapmasın. Sadece ve sadece bizim arkadaşımız bir aile izliyoruz, gruba sesleniyoruz şu anda. Ve gerçekten bir aile olarak biz el ele tutuşmak zorundayız. Sen ben kavgasına girersek arkadaşlar, bu grup bizim istediğimiz yere gelmez. Artı şunu da söyleyeceğim. Üstünü bitip büyük yarışmamızı tahmin ediyorum ben, beşincisiyle ilgili farklı bir durum olunca, o da net değil. Bunu da herkes şartlanmasın. Görüşmelerimiz devam. Açıklamayacaktım ben. Mecbur en son bir açıklamada yazmak zorunda kaldım. Olur ise eğer, anlaşırsak eğer bir kurumla farklı bir konseptle yapacağız. Nedir o da? Yani ufak para ödülür. Birinci, ikinci, üçüncü bir şeyine para ödülür. Ve birinci pandemiden ziyade gece yapacak. Eğer anlaşırsak diyorum, üzerine basa basa söylüyorum. Bakın beklentiye girmeyin. Ben hiçbir zaman bitmemiş bir şeyin sözünü kimseye vermem. Ama burada ben bir zorunda kaldım. Olursa gece yapacağız. Özel bir gecemiz olacak. Edebiyatçılar gelecek, ulusal basın gelecek. Biz bu gecemizde de ödülleri sileceğiz. Anlaşırsak, anlaşamazsak bu şekilde devam edecek miyiz? Onu sarımıza konuşacağım. Geleneksel diyoruz, devam edeceğiz tabii ki. Aramızda konuşacağız. Belki ufak tefek değişikliklerle dediğim gibi kurumsal olarak bu dediğim anlaşmayı yapamazsak biz bu şekilde nasıl devam ederiz, ne yaparız? Veya bu kadar yoğun şekilde peş peşe olmamak gayetler. Çünkü jüriyi çok görüyor. Grubu çok görüyor. Bizi çok görüyor. Bu arada çerçevesini değerlendireceğiz. Bunu anlayacağız. Hayırlı olsun. Geçebiliriz sonuçlara. Biraz uzun sürdü ama kusura bakmayın. Bunu söylemek her zaman gibi sağ olun. Bazı şeyleri söylememiz gerekiyor. Bazı şeyleri arkadaşlarımızın artık anlaması gerekiyor. Bakın son kez söylüyorum, sonuçları geçiyorum. Arkadaşlar jüriden emek veren bak görüyorsunuz değil mi? Nasıl ayrıntılı size bilgi veriyorum. Öğütünüzle ilgili. Not bu ki bu yarışmada ya jüri neredeyse birbiriyle kavga etti ya sonuçları için. Bu kadar açık söylüyorum. Yani ciddi ciddi kavga etmiyorum. Neredeyse ben, mi? Neredeyse falan değil. Ciddi ciddi kavga ettik yani. Bayağı da. Yani bu kadar hassas bir insanlar ve kimsenin 1 lira kazandığı yok. Benden 1 lira aldığı da yok. Onda gönül evet. İşi, bir fedakarlık işi. Bu fedakarlığın karşılığında bu kişilere yani olumsuz yaklaşmak Allah katında büyük sorumluluk ister. Sözlerim bu kadar. Sonuçlara geçelim. Bunu tamam. Önemli değil. Şimdi sonuçlara geçiyoruz arkadaşlar. Yoğun ve gerçekten emin olun çok titiz çatışmalar ve değerlendirmeler sonucu bu 16 ve diğer katılan örgütler üzerinde ben müsaade ederseniz şununla sözünü vermek istiyorum.
diğer, ben çünkü 49 Eylül'ün 49'una da kısa da olsa değerlendirme yaptım. Bana özelden bunların haricinde hocam benim öykümle ilgili neydi sıkıntı diye soran olursa seve seve onlara da cevap vermeye ve değerlendirme notlarımı paylaşmaya hazırım. Bunu da belirteyim. Çünkü finale girmediği halde benim dikkatimi çeken başka kalemler de var biliyorsunuz. Ben mesela sakıncası vardı şimdi burada söylememin ama o çiçekler solmadan isimli öykü, işte büyümez ölü çocuklar isimli öykü gibi bunların yazarları benimle iletişime geçsinler. Çünkü ben onlara söyleyeceğim bir takım şeyler olabilir dediğim gibi. Aynı mesajı ben de vermek isterim Şule'cim. Evet. 49 öykünün 49'u içinde hepimiz sonuçta okuduk bu öyküleri ve notlar aldık. Notlarımız var. Hani özellikle finale giremeyen hani arkadaşlar da veya girenler, edenler yani herhangi bir şekilde işte daha fazlasıyla yorum isteyenler, giremeyenler, yorum isteyen arkadaşlar özelden yazabilir. Düşüncelerimizi, şeyimizi, işte aldığımız notlarımızı paylaşırız. Evet. O halde şimdi sonuçlar. Şimdi arkadaşlar sonuçlarımız şu şekilde. Biz 1'den 16'ya kadar puan veriyoruz jüri üyeleri olarak. Ve dolayısıyla her öykünün en yüksek puan 16'dan aşağıya doğru düşmek üzere herkesin ayrı bir listesi ve puan sıralaması söz konusu oluyor. Ve biz jüri olarak bu puanları toplayarak birinci, ikinci ve üçüncüyü seçiyoruz. Ayrıca jüri özel ödülü yani mansiyon dediğimiz bir ödülümüz daha var. Bu yarışmaya has olmak kaydıyla jüri özel ödülünü ikiye çıkarttık. Bunu da bu yoğun kavgalardan sonra anlaşmak üzere uygun gördük bu şekilde. Diğerlerinin de sıralamasını size liste olarak, yazın olarak paylaşacağız. Şimdi birinci öykümüz 5 jüriden tam puan alarak birinci olan... Sondan mı başlasaydık? Değil mi? 16'dan geriye hızlı olarak gelelim bence değil mi? Evet, 16'dan geriye doğru gidelim. 16'dan geriye doğru gidelim bence. Tek bir sadece. Bence de bence. O zaman puan sırasına göre sondan başlıyorum. 16. 16. 16. olan öykümüz 24 numaralı Ada Kızı isimli öykümüz. En düşük puanı almış. Bilmiyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. Siz o zaman sırayla söyleyecek misiniz Sami Bey? Biz de öğrenelim. Mutlu. Ana kızının yazarı Mutlu mu? Mutlu Akçay. Evet. Mutlu'yla evet. Sonra bir söylemek istediğim bir not var aslında Ana kızıyla ilgili. Onu Mutlu'yla söyleriz zaten. Birini görüştüğümüz zaman söyleriz. Birini görüştüğümüzde evet. Videoda bahsetmeyelim. Çünkü hemfikir olduğumuz bir şey var. Üzerinde tartıştığımız. Onu paylaşalım evet. O zaman Mutlu'yla. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet. 15 numarayla 15. sırada yer alan 13 numaralı öykü Yeniden Doğuş. Bu Neşe Ana'nın öyküsü. Sonra 29 sahibiniz öğrenelim. Sahibi yazma konusunda kalemi iyi olan, güzel olan, aktif olan, çok fazla heyecanlı olan Zeynep Çakır. Öyle mi? Yeniden Doğuş Zeynep'in öyküsü mü? Zeynep Hanım'ın öyküsü. Ters köşe oldu şimdi.
Evet. Değil mi? Ben... Zeynep Hanım daha yukarılarda olacak kaleme sahip. İyi bir yazar olacak kaleme sahip. Evet. Yani... Ne olacak ya? Yani bu... Hiç ondan beklemediğim bir tamayla ilgili yazmış. Ben bununla ilgili tebrik ediyorum onu. Gerçekten çünkü ondan okumaya alışık olmadığım... Evet, ondan okumaya hiç alışık olmadığım bir tarz ve tema seçmiş. Bunun için tebrik ediyorum Zeynep'i. Evet. Şaşırdım gerçekten. Osman Zengin isimli 29 numaralı öykü 14. oldu. Bunu kim yazdı? Benim özellikle bir şiir vardı, onu okumaktan büyük keyif aldığım bir isim. Türkler Sarı Akgün Yaprak'ta. Sabahattin Bey mi? Binali Karataş. Binali Karataş. Haa, Binali Bey. Osman Zengin Binali Karataş Bey. Evet, Binali Bey'e de tebriklerimizi tebrik ediyoruz. Sunuyoruz. Bir kadar. Yüz yazımda da öykülere başarının hem dereceye girdi kendisi hem de evet. Gerçekten güzel kalemi var Binali Bey'in. İnşallah daha da iyi olacak. Öykü konusunda çalışıyor Binali Bey. Çok da hevesli. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Biraz daha okuma anlamında geliştirirse çerçevesini, yani müfredatını biraz geliştirirse, daha çok okuma yaparsa çok daha başarılı olacağına inanıyorum. 13. sırada 34 numaralı Neva isimli öykü var. Ben bunu Zeynep'in zannediyordum açıkçası. Tahmin ediyordum. Neva'yı kim yazdı sen de? Kim? Şirin. Tahmin. Zeynep dedim. Evet hanım. Valla ay şimdi onlar yanında diye ben her öykünün yanına böyle tahminlerimi yazardım çünkü de şu an hiç o yanında değil ama. Öykünün yazarını benim çok sevdiğim, takdir ettiğim, hayat mücadelesi verdiği, hala vermekte olan, fuarlarımıza bize gelen, baba Gökçen. Baba mı? Baba helal olsun ya gerçekten. Ya ben... Baba benim. Kesinlikle söz veriyorum kendisine, devam ederse bu şekilde babanın bir kitabını yayınlayacağım. Evet ama yani ben de var gerçekten daha üst sıralardan benim kendim sistemde. Dediğim gibi biz puanlama yaptığımız için bunlar değişiyor toplamda. Evet tebrik ediyorum ben de çok çok başarılı. Şimdiye kadar yazdığı öyküler arasında gerçekten farklılığıyla kendisini belli etmiş Neva. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Evet. 12. sırada 46 numaralı yine sesimizi duyan olmadı isimli öykü. Ha, şimdi yine karıştı. Kim bunu yazdı peki? Ay evet ya. Hiçbir tahminim tutmuyor. Kaç numaralıyız? 46. 46 numara. Tahmininiz ne? Yok benim. Karıştı benim tamamen. Bu da çok şey. Yazmamışım ki hiç buna tahmin edememişim demek ki. Ben de yap tahmin. Ben söyleyeyim o zaman. Yalnız ben bu bayan arkadaşımız Mertem Göçer. Çok sonunda çok aktif değil mi? Değil mi? Mertem Göçer. Mertem. İlk defa duydum. Yani bunu da çok aktif değil. Onun için ben şimdi hiçbir ailesini kurma baktım telefonda. Ne zamandan beri üyeymiş ki ben hiç tanımıyorum yani. Yorumlar falan da denk geldi. Aktif olmayan bir üyemiz herhalde. Onun için şimdi notlarından hani emin olmak için tekrar kayıt telefonu ki ben kıma bakmam için telefonu elim aldım. Oradan tekrar diyeyim. Meltem Göçer. Tebrik ediyoruz Meltem Hanım'ı da. 46 numaralı uydunuz mu? Evet, Demet Hanım'ın yorumlarını dikkate alır umarım. 12 olmuş. Oldu. Evet.
Bir sonraki öyküye geçiyorum. 11. olan öykümüz 21 numaralı Mekatronik Sevgi. Eli. Eli'yi kim yazdı? Evet, ben de merak ettim. Eli'yi kim yazdı? Sen de iyi tamam. Size söyleyeyim. Ben o notları almamışım yanına tahminlerimi. Ben de diğer listeye bakıyorum. Hiç tahminlerim olduğunu içinde değilim şu anda. Evet, aynen. Benim çok sevdiğim, belki çok sevdiğim, ayrı, çok sevdiğim kardeşlerimden birisi ilk yarışmalarımda hep yakın, uzak, hep derecelere girdi ama bu sefer 11. Ne? 11. Evet mi? Ben de. Asla tahmin edemeyeceğim bir çocuk. Aynen. Hiç ve yani bugüne kadar yazdığı konulara göre baktığımızda hiç tahmin edemeyeceğim bir şeydi yani Mehmet. Valla. Tebrik ederim. Mehmet Faruk'un galiba ben şimdi oynadım biraz. Mehmet Faruk'a şöyle bir yanlışım oldu herhalde benim. Üçüncüde veya ikincide ya Mehmet Faruk diye böyle hastane hastanede hastane kafeteryası bilmem ne ikram yazarsan bak kendini ele verirsin yapma böyle dedi. Şey konuyu değiştirdiremediğin derece düştü. Hayır hayır. Yani benim derecem listemde yukarıdaydı Mehmet Faruk. Mekatronik Sevgi'yi ben çok sevdim. Çok beğendim gerçekten. Evet. Bakayım benim listemde kaçıncı sıradayız o. Evet. Altıncıymış, evet. Daha yukarıdaydı yani. Tebrik ediyoruz. Evet, 10. sırada 5 numara Şeytan diyor. Evet. Tahmin alayım. Benim tahminim Gülçin Granit. Yani geçen sene 1. olan öykümüze bayağı bir benzerliği var bu öykünün. O yüzden ben de Gülçin Granit diyeceğim. Yani bayağı bir benziyor çünkü yazım şeyi olarak da. Tarz olarak da. Doğru Gülçin mu? Granit mi? Gülçin Granit. Evet. Gülçin Hanım. Evet. Tebrik ediyoruz Gülçin Hanım. Hep birinci olunmaz tabii ki. bu yarışmada gerçekten çok zorlu ve çok güçlü rakipler vardı. Çok güçlü rakipler vardı. Cesaret için tebrik ediyoruz tekrardan. Çok kıymetli bir kalemsiniz. Aynı şekilde yazmaya ve göndermeye devam inşallah. Daha da iyi olacak diye düşünüyoruz. 9. sırada Demet'in Tiktak'ı 30 numaralı öykü. Benim anlattığım evet. Bu yazarı kim olabilir? Ayşe Önal. Ayşe Önal. Ayşe Önal. Evet. Tebrik ediyoruz. Benim sıralamamda bayağı böyle ilk en üstlerde olan yani, bir öyküydü. 30 numaralı TikTok öyküsü. Ama tabii Şule Hanım'da açıkladığı gibi sonuçta puanlar toplanarak sıralama belli evet, oluyor. Aşağılardan da bayağı açıkçası. Benim kendi listemde yoktu değil. Açıkçası benim kendi listemde yoktu. Sizin şeylerinize geldi. Muhtemelen benim yüksek olduğu için. Evet evet seninki yüksek olduğu için puan toplandığında bilerek kaldı. Evet. Yine 8. sıradayız şu anda. Gene Demet'in 7 numaralı Sen Kimsin? Sen onu da bayağı tutmuştun. Beğenmiştim evet. Beğenmiştim. Yüksek puan vermiştim. Bunu kim yazmış? Kim? Seçil Kırbaş. Seçil mi 7 numara? Çok enteresan. Hiç ondan da beklemeyeceğim bir şey. Tema. Açıkçası. Yok ve olur. Seçildim olabilir evet. Yani çıkar mı bu? Çok şey olmadı yani ondan da. Çıkar. Diyorsun, evet şiir saatlerinden kaynaklanan diyorsun. Doğru evet. Peki 7. sıraya gittikçe yükseliyoruz. 39 numaralı Aşikar Giz isimli. Evet.
Benim kim yazdığını en merak ettiğim. Evet, ben de çok merak ediyorum. Acaba kim bu? Arkadaşlar, polis yönetim. Grupta çok etkin bir arkadaş değil diye biliyorum. Çok ismini de çok tamam, işte. Polis yiyiciler saklanıyor grupta. İzel Çetin. İzel Çetin. İzel. Gizem Çetin. Evet evet. Gizem Çetin. Gizem Hanım'la. Gizem Hanım'la. Görüşmek isterim Gizem Hanım'la. Evet. Gizem Hanım demek bununla irtibata geçti. Ha? Polisiyeci olarak birbirinizi çok iyi anlayacağını. Anlarım. Gizem Hanım'ın Gizem Hanım'ın 39 numaralı öyküsünü biliyorsunuz. Jüri özel ödülü iki kişi aldı. Birisi Gizem Hanım'ın öyküsü. Hah, evet. Onu da söyleyelim. Gizem Hanım'ın o bir mansiyonu var. Yani jüri özel ödülü almış. Bir tane jüri özel ödülümüz vardı. Bu yarışmada biraz böyle çektik. İki tane oldu. İndim benim görüşmeler olduğu için jüri özel ödülünü iki arkadaşa verdik. Alan arkadaşlardan birisi Aşker Biz isimli öyküsünü Gizem Çetin. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim bu noktada? Aşker Giz'in jüri özel ödülünü alma sebebi olarak söyleyeyim. Yani bir açıklama yapmak isterim. Buradaki yani sonuçta çünkü bu jüri özel ödülü denildiği zaman jürinin bir misyonu vardır burada. Bir misyonu düşünerek bunu seçer jüri. Geçen sene hatırlarsanız Kugel Blitz isimli distopik bir öyküye vermiştik biz. Ve o zaman da demiştik farklı türleri denemekten çekinmeyin. Bu yıl 3-4 tane kadar polisiye öykü geldi. Umarım devam eder bundan sonra da. Yine aynı misyonla lütfen farklı türleri denemekten çekinmeyin misyonuyla Aşık Ergiz'e jüri özel ödülünü birini, iki tane bu sene birini vermeyi uygun buldu. Bunu açıklamak isterim. Teşekkürler. 6. sıraya geldik arkadaşlar. Bu da benim sevdiğim diğer öykülerden biri. Ben Neredeyim? İsimli öykü. 42 numaralı. Bunun yazarını da öğrenelim. Sen bekliyorsun. Evet. Anlamadım. Hiç bilmiyorum. Hiç tam. Şu an burada ama bu kişi grupta da aktif sağ olsun bizimle beraber sürekli. Şimdi ismini şöyle yazıyorum. M nokta Burhan Kesin mi? Eren. Aaa. Aaa Mehmet Burhan evet. Anladın da bir tane yazmışsın. M nokta Burhan Eren. Eren. Tamam biliyor musun? Evet. Evet. Güzel bir tane yazmış. Çok tebrik ediyorum gerçekten. Turan Bey'i. Şaşırdım. Daha evvelki öykü... Kaçıncı oldu? 6. mı oldu? 6. oldu. 6. oldu. Evet. Güzel ve çok katmanlı bir öyküydü. Tebrik ederim ben de. Yani ben dediğimi çok beğendim gerçekten. Hiç betimleme gerçekten. Yorumlarda da zaten kendisi bunu geri sarıp izleyebilir özellikle 42 numaralı öykü için. 5. sıra, evet. 5. sıra cüzdan. Mansiyonlara geldik değil mi şimdi yani? Aşikar biz bir tanesiydi. Hayır. Şu anda 5. sıradayız. 5. sıradayım şu an. Cüzdan. 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 Tamam yalayım. Ya bir şey diyeyim, Mustafa öykü gönderdi mi? Sündüz. Ha. Sündüz mü? Ben hani böyle acaba Mustafa olabilir mi diye. Şahin miydi soy ismi? Sündüz Şahin. Şahin. Valla çok güzel. Ben çok beğendiğim çok yani genel olarak da jürinin yine böyle beşlerinde falan da herhalde yani evet. Neredeyse oy birliğiyle buralar bu şeyde diye biliyorum. Sanırım zaten benim bildiğim iki tane yayınlanmış kitabı var. Evet. Yani tabii. İyi bir yazar. Aynen. Normalde masal kitabı yazarı ama yani öyküde de gerçekten çok
iddialı, çok iyi yani. Ben tebrik ediyorum. Sen şiiri dergiye al. Şiirde de baya baya iyi. Dündü sanıyorum, evet. Evet. Bir yana köşeleri güzelmiş bir şiirdi ama bulup aldık. Evet. Evet. Tebrik ediyoruz. Şimdi hem dördüncü hem jüri özel ödülü alan diğer ödülümüz. Diğer ödülümüz 10 numaralı. Öykü numarası kaç numaraydı? Öykü numarası neydi? 8. Sünüzdan 8. Sünüzdan 8. Tamam. Yok değil de bir jüri özel ödülü alan ve aynı zamanda 4. puan sıralamasında 4. olan diğer öykümüz de Tutsak. Kim yazdı bu Tutsak? Sami Bey. Tutsak kim yazdı? Hiç tahmin edemedim ben bu yarışmada ya. Valla yani. Bundan yukarısını ben tahmin edemiyorum zaten. Yani şimdi Tutsak öyküsünün yazarı. Çok iyiler yani. Çok iyiler. Bundan yukarısı süper iyi. Evet, Tutsak zaten bu 1, 2, 3 ve 4 Muhammed Erdemir Hoca dahil hepimiz orta boyuyla zaten evet, bu dereceye gittiler. Evet. Tutsak isimli öykünün yazarı. Açıkçası benim bir gelecek beklediğim, ümit var olduğum, bu arada da ziyaretinize gelen hocadan geldiğini belki var. Nereden gelmişti? Hacer. Bence gerçekten çok iyi bir kalemi var. Aferin Hacer ya. Gerçekten iyi bir kalemi var Hacer'in. Çok çok gurur duydum gerçekten. Aynen, yani gruptaki öyküleri de çok güzel. Çok güzel. Hacer'den bir genç olarak söylüyorum. Tabii öykü konusunda siz, yani kalem konusunda, yazı konusunda sizler daha farklısınız, daha iyisiniz. Benim o kadar şeyim. Ben yayıncı gözüyle bakıyorum. Estağfurullah. Yok, gerçekten. Hacer Hanım'ın kalemi iyi. Hacer Hanım devam ederse böyle de Hacer Hanım'ın kitlesi. Olur, olur. Kesinlikle. İnşallah. Evet. Tebrik ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum. Kutluyorum. Evet, şimdi geldik ilk 3. Geldik 3'e. 3. Üçüncümüz 47 numaralı Sarı Sıcak. Tahmin edemezsiniz herhalde. Yani bu arkadaş grupta benim dikkatimi çekmedi. Sumayı hiç konuşuyor Sarı Sıcak için. Etkin mi değil? Yani değil, etkinlikte bu isimle bir isimle, grupta başka bir isimle de olabilir. Veya burada tam isimli uzun olduğu için yazmış olabilir. Ondan da emin olamadım. Dilek, Tuna, Memişoğlu. Dilek, Tuna galiba. Dilek, Tuna diye biri var. Ama soyadı Memişoğlu mu? Belki tabii tam isimle yarışmaya katılmak için. Belki tam isimle gönderdiği için. Dilek, Tuna, Memişoğlu. Çok iyi kalemi olan tebrik ederim. Çok iyi bir öyküydü. Evet, çok, ben de çok tebrik ediyorum gerçekten. İnanılmaz. Dediğimiz gibi bizi zora sokan, kavgalarımıza sebep olan ilk güç bu. çok tebrik ediyoruz. Evet. Yani hangisini hangi yönüyle öne çıkaracağımızı şaşırdık. O yüzden puanlara başvurmak mecburiyetine kaldık. Tebrik ediyoruz Dilek Hanım'da. Evet. 2 numara. Çok zorlandı bizi. Çok büyük tartışmalar oldu. Hatta bunu şimdi yere toplam. Bir toplamda oldu, ikinci oldu. Evet. Ve son artık dedik bu şekilde biz kararımızı evet, açıklayalım. Çünkü hatta bir ara şey biraz bile oldu yani. Bu gidişle bir iki tane mi birinci yapmak zorunda kalacağız, ne olacak diye bile. Bayağı bir onu da yaşadık. Sıkıntılı oldu yani. Böyle bir süreçten geçtik ama bu şunu gösteriyor Demet Hanım. Ya gerçekten yani bir haktır, bir emektir. Kimsenin hani hakkına girmeyelim de onun mücadelesi. Yoksa oturup da şunu düşünmüştük. İnceleyip sık dokuduk yani. Gerçekten herkes o anlamda iş rahatmış. Her türlü taahhütle veriyorum. Şu isimleri şu anda duyuyorsunuz. Yani bu
siz biliyorsunuz da gruba söylüyorum. Bunu da yani diyecek ben bulamıyorum. Bu isimleri hiç kimse bilmiyor. Yani kendi aralarında fazla öteden bilmem. Yani ben şu öyküyü yazdım, ona oy vermişim. Hayır, biz kendi aramızda bile liste tahminlerimizi paylaşmıyoruz. Onu demiyorum, ben değil, grup için diyorum. Öykü sahipleri için diyorum. Öykü sahipleri, hani kendi içinde belki özelde söylemiş olabilirler. Stil olarak değil mi? Yanlış anlam olmasın. Biz tahmin bile, evet tahmin bile almadık, hatta biz tahminlerimizi bile söylemiyoruz. Tür toplantısını özellikle mesela bir öyküyle ilgili takıldık biz, ya şu isim kim filan, hani açıklama ama filan dediler. Dedim deseniz de zaten açıklama, yani bu şey olmaz, yani biz de böyle bir şey olur. Evet, hatırladım. Açıklamadım ama. Yine açıklamadım. Açıklamadınız evet. Evet. Hatırladım komik. İki. İkideyiz. Evet. İki numara. İki numara benim birincimde şimdi. Bunu söylemem lazım. Benim birincimde. Ama puan toplamında bu şekilde ikinci sırada olmak durumunda kaldı. Ama tabii ki birinci de gerçekten birinciliği hak ediyordu. İki tane birincimden biriydi, öyle diyeyim yani. Evet, telefon iki içme kavgalar, ne kavgalar oldu. 31 numaralı öykü, bu telefon neden çalmıyor? Kavga oldu ama en son kavga ederken, yani tabi bir şey olarak söylüyorum. Tartışma yani. Oylar çok yakın çıktı. 500 üyenin oyları çok yakın çıktı. Şuran tezlerini sundu, diğer arkadaşlar tezlerini sundu. Neticede, yani gönlümüzde ikisi de birinci. Açık söyleyeyim. Bir, iki, gönlümüzde ikisi de birinci ama ya bu bir birinci olmalı. Bir birinci olmalı. Mantığıyla yola çıktığımız zaman bu telefon neden açılmıyor? Öyküsün içi olduğu çok fazla boy farkıyla. Bu da bizim grubumuzda abimiz, büyüğümüz, saygı duyduğumuz sanatçı, yazar. Turan ne? Turan Demirci. Değil mi? Turan Demirci. Yeni gezer Turan Bey gerçekten. Bence de. Çok kutluyorum gerçekten. Çok beğendim öykünüzü. Gerçekten çok beğendim. Yazım hatası bile olmamasını anlamak lazımmış aslında. Turan Bey'in normalde de köşe yazılardır ve çok az, yani noktası virgülü hatası bile çok azdır. Turan Bey'in şunu söyleyeyim, ben şahsım adına söyleyeyim bunu. Daha önceki yarışmalara da katılmıştı Turan Bey. İkinci olması gerçekten bir ile iki arasında çok düşük oy farkı ve bu oy farkından dolayı da düşük oy farkının dolayı da şimdi de büyük tartışmalar yaşandı. Büyük sıkıntılar yaşandı. Ama dedik ki yani mecburuz yani. İki tane, hatta bir ara düşündük. İki tane bir birinci çıkartalım diye. Bunlar evet, biraz öyle bir gerçek. Hatta Demet Hanım bunu önerdi. İki tane birinci olsa ne olurdu? Fakat ona dedik ki iki tane birinci olmaz. Birinci bir tanedir. Evet. Dolayısıyla Turan Bey, gönlümüzde siz de birincisiniz, bunu bilin. Şimdi bir de şöyle bir şey var, her ikisinde farklı, mesela şimdi birinciyi de açıklayayım, daha sonra bu ikisi arasında. Belli oldu zaten. Birinci oldu, evet, birincimiz gerçekten hepimizin gönül rahatlığıyla ve Muhammed Hocamızın da aynı şekilde yorumlarıyla anlayabileceğiniz gibi 26 numaralı öykümüz Balkona Tülemiş Şeytan Ruhu isimli öykü. Dördüncü öykü yarışmamızın birincisi oldu. Kim yazıyoruz? Astroloji'yiz. Şimdi bu arkadaşımızı grupta çok görmüyorum. Zaten hep böyle oluyor. Neyse bizim grupta görmedikten. Geçen de üstünde Gülçü Hanım'ı doğru düz görmedim dedim. Gülçü Hanım birinci oldu. Şimdi burada da ben bu arkadaşı çözemedim. Yani grupta var. Tabii kuralımız zaten o. Yazamıyorsam kitapları da var. Yazar da olabilir diye düşünüyorum ama hiç grupta bir payına denk gelmedim. Farklı bir şekilde dikkatimi çekmedi. Söyleyeyim mi? Öyle mi tabii? Ümit Polat. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum.
Ümit Polat ismindeki kardeşimiz. Dördüncü. Tebrik ediyoruz Ümit Bey. Valla çok tebrik ediyoruz hem de. Gerçekten. Ümit Bey ve Tümen Bey bizi baya baya bir yordu, karıştırdı, kavga ettirdi, çekiştirdi. Ama hani gerçekten çok çok. Her ikisininki de çok iyi iki öyküydü. Tebrik ediyorum gerçekten canı gönülden. Evet. Yani Balkan Öfünemiz Şeytan ruhunu ben sıra numaralarına göre değerlendirme yapa yapa gittiğim için ilk önce onu okudum. Ve dedim ki tek kelimeyle şahane dedim. Kendi değerlendirmemde demiştim ki gözlem yeteneğini ve betimlemeleri doya doya okuduğum bütün manzarayı gözümüzde canlandırabiliyoruz. Sonu biraz muhalefete kalsa da dikkatli okurlar, olayı anlıyor. Fakat ne kadar güzel anlatmış. Yazım dilinin çekiciliğini, merak unsurlarını, ipuçlarını ve bütün enstrümanları yerli yerinde kullanmış. Her açıdan beğendim demişim. Ta ki bu telefonu çalmıyorum görene kadar. Evet, sonradan da değiştirmişim yönetimi çünkü bunun sebebini söylemek istiyorum. Şimdi burada öykü yarışması yapıyoruz ve benim hep söylediğim bir şey var. Evrensel iyiyi hedefleyip ona doğru gitmeye ve bununla ilgili çıkarımları yapmaya ve örnekleri sunmaya gayret ediyoruz arkadaşlar. Yani yarışmalar sadece yarışma olarak değil, bir şeyler de veriyor bize. Bir şeyler de katıyor. Hepimiz hep birlikte öğreniyoruz. Okumalar yapıyoruz. Ben 200'ün üzerinde okuma yapmışım sizin sayenizde, bu grubun sayesinde. Bu çok önemli bir şey bizler için. Aynı zamanda da değerlendirme tekniklerini bir yandan araştırıp öğreniyoruz sizler vasıtasıyla. Vesilesiyle daha doğrusu. Şimdi ne demiştim? Özgürlük. Kriterlerden en önem verdiğimiz şeylerden biri bu. Ve imgeler. Bir şeyi tam olarak kelimenin kendi manasıyla anlatmaktansa onun tezahürünü, onun simgelediği, sembolize ettiği kavramlar üzerinde düşünülmeli. Ve bunu işte beklemeyi, yalnızlığı 512 kelimede anlatabilmek ve bir öyküde olması gereken bütün enstrümanları kullanarak bunu yapabilmek. Ben bunu örnek olması açısından birinci olması için çok ısrar ettim, çok kavga ettim açıkçası. Çünkü anlatmak istediğim bir şey vardı. Ama tabii ki bu gene Balkan Öfünemiz Şeytan Ruhu'nun kaliteli ve yerli yerinde hak eden bir öykü olduğu gerçeğini de değiştirmiyor tabii ki. O da aynı şekilde okuru tamamen içine çeken gözlem ve betimlemelerini iç ve dış olmak üzere iki düzenli olarak çok şahane anlatan bir öyküydü. Bundan dolayı çok zorlandık. Fakat herkesin memnun olacağı bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Buyurun Cemal Hanım. Ben başka bir şey söyleyecektim. Şu an aklıma gelen bir şey. Biz nasıl oldu da 31. öykünün Turan Bey'in olduğunu tahmin edemedik? Resmen sehpa yapımı, bir sanat eseri yapımı anlatılıyor orada. Nasıl oldu tahmin edemedik? Bak şimdi Sami Bey açıklayınca aklıma geldi. Normalde tahmin edebilmemiz lazımdı biz onu. Değil mi? Yani sanatını anlatmış adamın orada bir de yani. Aynen. Hepimizin varmış aslında. Evet. İki noktasında çok tartışmalar yaşandı ama ben açıkçası söyleyeyim. Anlarsınız diye düşünmüştüm ama anlamamışsınız. Anlamadık valla. Ama şunu yaptık sonra. Evet. Tamam. Demek ki birincimiz belli, Ümit Polat. İkincimiz Turan Demirci. Üçüncümüz Dilek Tuna Bebişoğlu. İki tane jüri özel ödülümüzden biri Hacer Taşa'ya. Ve diğeri de Gizem Çetin'e gidiyor. Bunları liste halinde yazıp sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Evet, son olarak arkadaşlar neler söylemek istersiniz? Bildirdik. Bir maratonun daha sonuna geldik. Maratonun daha, evet. Tabii ki bayağı uzundu.
çok öykü, çok okuma ve her öyküyü birkaç kere değerlendirme durumunda kaldı. Yani ön elemesinde ayrı, normal finalist belirleme de ayrı, son değerlendirme de ayrı olmak üzere. Keyifliydi, öğreticiydi, bizler için de öğreticiydi. Ve hak edenin hak ettiği şekilde herkes zaten kazanıyor bizim yarışmamızda, bunu hep söylüyoruz. Hak edilen şekilde de sonuçlandığına inanıyorum. Bütün kalemlerimizi tebrik ederim ve size katıldığı için teşekkür ederim. Sabri Bey, sizin de sözlerinizi alalım. Siz ne diyeceksiniz? Yok, sadece hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten bize belirlenirken gerçekten çok ciddi davranıldı. Kimsenin hakkına, kimsenin hukukuna üzülmesin. Ama hak eden nasıl mantığını dedik. Öykü yarışmamıza çok heyecanla başladı. Çok güzel başladı. Ama malum tam sonuçları kaydedeceğimiz günde bir insanın işini vefat etmesi hepimizin yönünü ve darbını düşürdü. Ben tekrardan Aykut'un çocuklarına ve ailesine, abileri var, dayıları var, kardeşleri var, rahmetli Ekrem Bey'in başsağlığı diliyorum. Ekrem Bey'e de Mevlam dani dani rahmet eylesin. Çünkü bu adam başka çocuklar işimiz yok. Yani biraz üzgün sunup benim için, hepimiz için biraz grup bitti. Ben daha heyecanlı, daha güzel, böyle daha çok çekişimli bir yarışmayı yapıyorsunuz. Çok daha farklı şeyler konuşacağız diye düşünüyorum. Normalde hani öyle olurdu. Daha önceki videolarımızda da yani hele burada dediğiniz gibi normalde şüpheli de şeyler vardı. Evet, şimdi yani onu yapacak gerçekten modumuz yok. Modumuz yok, aynen. Ne diyelim yani, Baykar'ın da şimdi modu olsaydı. Neyse, hayırlısı. Evet, her şey istediğimiz gibi olmuyor maalesef. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah kimseyi bakışsız ayırmasın. Sıralı ödün versin. Evlatlarına versin inşallah olan avlarını. Rabbim cennetinde buluşursun onayla. Biz çok üzgünüz bu konudan dolayı. Ben kazanan arkadaşları, dereceye giren arkadaşları da, katılan, finale kalan ve kalmayan, benim çok arzu ettiğim halde dereceye giremeyen arkadaşlarıma da katıldıkları için, yazma cesaretleri için, edebiyatı sevdikleri için ve bizlerle birlikte bu güzel serüvene eşlik ettikleri için, izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz aynı zamanda benim de birkaç söyleyeceğim şeyler var grupla ilgili. Grubumuzu Truva Kitap Kulübü'nü 7-8 aydır içerisindeyim. Yönetimin çeşitli kademelerinde faal olarak görev aldım. Çok keyifli ve zevkli, uzun, yani bir günün 24 saatinin yetmediği zamanlar geçirdim. Çok güzel vakit geçirdim. Çok verimli ve faydalı işler yaptığıma inanarak çalıştım. Bunun için herkese başta Sami Bey olmak üzere, jüri'deki bütün arkadaşlarımı çok severek büyük bir keyifle paylaştım her şeyi. Güzel günleri de, üzüntülü günleri de, aynı şekilde şu anda olduğu gibi. Hepsini herhalde çok seviyorum ve çok değer veriyorum. Truva bir okul, gerçekten bana da çok şey verdi. Öykü konusunda eksiklerimi tamamlamama ve bu tamamladıklarımı da paylaşmama fırsat veren büyük bir platform oldu. Aynı zamanda dergide çalışma gibi bir tecrübe de bana kazandırmış oldu. Bunun yanı sıra burada gerçekten yanıma da artık ömür boyu bırakmayacağım güzel dostluklar da kurma sebep oldu. Her güzel şeyin bir sonu var ve ben bunun için çok teşekkür ediyorum bu fırsatları yaşadığım için burada. Ve
bir dönemin sonuna geldik. Ben sınıf arkadaşlarımın eşine sevgilerimi gönderiyorum. Şimdiye kadar bizimle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum. Grupta kalmaya devam edeceğim fakat hem jüride hem yönetimdeki diğer bütün görevlerimden affımı rica ettim Sami Bey'den. Özel sebepler dolayısıyla ve gördüğünüz üzerine bırakmak durumundayım. Buraya kadar her şey çok güzeldi. İnşallah bundan sonra da grupta eskisi kadar aktif olmasa da kalmaya devam edeceğim. Fakat yazmam gereken, okumam gereken gerçekten çok şey var birlikte. Ve yeni projelerle, yeni dosyalarla uğraşmak durumundayım. Bu yüzden sizlere veda ediyorum yönetici paneli olarak, bir moderatör olarak o zaman sizlerden biri olarak olacağım. Bundan dolayı da çok mutluyum, güzel şeyler yaptığınıza inanıyorum hep birlikte. Teşekkür ediyorum. Sen Bey, size de teşekkür ediyorum. Evet, size de çok teşekkür ediyorum. Alferes'in sizi sarılıyorum. Dostumuz Vaki'dir. Truva'ya emek veren ve bundan sonra da emek verecek olan bütün arkadaşlarıma diyorum ki burayı bırakmayın ve size gerçekten çok şey kazandıracak olan imkanlarla dolu. Güçlendirin ve birbirinizle paylaşmaya devam edin diyorum. Edebiyatla kalın diyorum her zaman. Hoşçakalın. Biz de size son bir cümle söyleyeyim. Nasıl bir gayretle, nasıl bir emekle, nasıl bir mücadeleyle bizim yüzümüzde olduğunuzu, bize nasıl omuz verdiğinizi, sizin başkanlığını ne kadar mükemmel tutup, her şeyi bize yapıyoruz, gördük, yaşadık, kaç aydır, 7 aydır. Bütün emekleriniz için, bütün gayretleriniz için, bize verdiğiniz omuz için, ben şahsım adına sizlere çok teşekkür ederim. Biz dostluğunu baki görüyoruz. Tamam, kendi özel sebeplerimiz olabilir, buna saygı duyarız. Hep ben bana şikayetçi olduğunuz şey şuydu, Sami'ye yazmıyorum, benim kitap yazmam lazım diyoruz. Aynı şey Demet Hanım diyor, aynı şey Ayber Hanım diyor. Zor bir süreç geçirdik, uzun bir süreç geçirdik. Bu süreçte çok emekleriniz oldu, hepinizin ayrı ayrı. Özellikle şimdi siz bu açıklamayı yaptığınız için helallik istiyorum, grup adına, kendi adıma. Bizim de sizden en ufak bir katkımız veya da bir şeyimiz varsa biz ilk başta söylediğimiz gibi biz burada gönül mücadelesi edenler içinde bulunmalı. Siz de gerçisiniz, ben bulamadım. Gönül etkileyen işleri dedim. Şimdi böyle bir cümle var mı? Edebiyat edebiyatı keyifli sürüyoruz. Ben çok mutluyum. Grup olmaktan, bu şekilde aktif olmasından kitlada da aktif edelim, devam edecek. Bazı çalışmalarımız daha var. Yine bazı şeyler yaptık. Biz birlikte olursak güçlü oluruz. Ama biz birlikte olamazsak, biz bir aile olamazsak, herkes kendi başına bir şeyler yaparsa darmadağın bir şey yok. Kimse de buna bir artı sağlayamaz diye düşünüyorum. Normal bir hayatımız var zaten. Hepimizin bir hayatı var. Bizim gelirimiz değil burası. Bizim yani şey değil, nasıl söyleyeyim size, gönül esas dışında bir şey değil. Dolayısıyla yapabildiğimize kadar yapacağız. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.